Değerli dostlarım, bahçede gezerken hiç tahmin etmediğim bir yerde karşıma bir şey çıktı. Sevindim işin doğrusu. Bu sene çok fazla yağmur yağmadığı için güzün hiç mantar toplayamamıştık. Mantar çıktı karşımıza. Bizim köyde kavak mantarı diyoruz ama genelde istiridye mantarı olarak biliniyor. Şimdi onu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın şurada da varmış. Bunlar bizim istiridye mantarlarımız. Bunlar biraz ezilmiş, bozulmuş ama şu çok taze. Bıçağım da yok ama elimle almaya çalışacağım. Bizim köyde bunu fazla tüketmiyorlar arkadaşlar. Tüketenler var da çok bilmiyorlar ama komşu köylerimizde çok tüketenler var. Kavak mantarı diye biliniyor bizim burada. Ama istiridye mantarı arkadaşlar. Bakın doğal kavak kökünde çıkmış. Şöyle almaya çalışayım. Heh. Tek parça çıkarttık. Bakın. Şöyle göstereyim size. Evet, manavlardan, pazardan aldığınız istiridye mantarının doğal hali, kavak kökünde. Bunu ben tüketmiyorum da arkadaşlar, benden isteyen bir arkadaşım vardı. Müsait olursa, mümkün olursa ona göndermeye çalışacağım. Evet, değerli izleyenler. Bizim köyün bereketli topraklarında ne yapıyor şimdi? Yakından alalım Uğur hocam istersen. Mantar topluyoruz. Bizim köyde bu mantarlara ne deniyor? Kızılca deniyor. Allah ekmiş gibi mantar vermiş. Yavru da. Evet, şunu da alalım. Gel Uğur hocam, şunu da alalım. Tamam. Evet, şu an Gıcık'tayız. Barajın üstünde, bizim köyün topraklarından birinde. Bu kurtlanmış, bunu almıyoruz. Saplarını kesmemizin sebebi kurtlanmış mı diye bakmak için. Alıyoruz. Böyle kabarmış. Bunu normalde bilmeyen bulamaz. Tertemiz. Tertemiz. Burada birkaç tane olur normalde. Şimdi bunu biz internete koyacağız. Bazı izleyenler diyecek ki, aa, mantardan korkmuyor mu, zehirli falan. Mantarlar kültür mantarının yabanisi. Seni de yorduk ama. Allah. Evet, bu çok güzelmiş. Vay. Bakın, kültür mantarının aynı. Yabanisi. Doğal. Ama bundaki tat tertemiz işte. Tadım. Şunu beraber
Açalım sizinle. Evet. Bu toprağın altında olduğu için değerli arkadaşlar, genelde soğuk almıyor bunları. Evet.